Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size bu şekilde bu iğne yası modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. İğne yasının e, tülbenti çok güzel arkadaşlar. Rengi çok tatlı olmuş. Bu iğnesi modelini ben de sizler için tığa çevirdim. Ben de bu şekilde aynı modeli sizler için tığa çevirdim. Şöyle çok güzel birebir aynısını yapmaya çalıştım. Eğer iğnesi modelini arkadaşlar izlerseniz orada e, bu şekilde şöyle aşağı inip iki iki ayrı yapılmış. Aşağı indiğim takdirde kalın olacağı için bu ara zincir halkasını bu şekilde tasarladım. Ve Görüyorsunuz bir tane kalp, bir tane de yaprak çiçeğimiz için bu şekilde yuvalar hazırladık. Modelimiz bu. Şöyle değişik, çok güzel, hoşuma gitti arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür belki Instagram'da. Ben çok bayıldım. Siz de bayılın diye <laughs> bu şekilde hazırladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bakın. İlk başlarken de aynı bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Burada da aynen tığ battımızın içine şimdi sık iğne ile sabitledik. İlk başlar gibi yapıyoruz. Şöyle tığımın başını iki defa doluyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine girip şöyle bir iki 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 alarak bakın şöyle arasında bir tane yuva boşluk bıraktım. Bir trabzanın yuva yaparak başlıyorum. Şimdi bir iki zincir bir defa doladım. Bu yaptığım yuvanın içine girip iki iki alarak buraya bir iki tane trabzan oluşturdum. Yaprak yapımına bu şekilde başlıyorum. Yine bir defa tığımı doladım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki yaparak üçüncü trabzanımı buraya yaptım. İki defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip iki 2 2 Evet. Bu şekilde 4 tane trabzanından oluşan bir yaprağımız var arkadaşlar. Son olarak yine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 2 2 alarak bu şekilde 5. trabzanı yaptım. 5. trabzanın üzerine şöyle 4 tane zincir çekerek bir tane tomurcuk oluşturuyorum. Hemen sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle son trabzanımızı sık iğne ile dolduralım. 4 5 6 ve 7 8. de yine bu ana yuvaya girip yaprak kısmını bu şekilde bitiriyorum. Bakın. Evet yaprağımız hazır. Şimdi bu ara dalımızın yapımına geçelim. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk olduğu için üç zincir. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasına giriyorum. İki ve iki. Şimdi dört zincir. Bir defa doladım. Bakın yaptığım bu trabzanımın arasına girip şöyle iki, iki alarak buraya bir trabzan yaptım. Evet zincir halkası oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde. 3 4 zincir bir defa doladım. Bu şekilde 4 tane yapıyoruz. Bu üçüncü oldu. Bir tane daha yapıp de tamamlayalım. 4 zincir bir defa doladım. Hemen trabzanın aralayıp şöyle 2 şöyle 2. Bakın. 4 tane oldu ya arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane zincirimi çekip bir tane yuva yapacağım. Şöyle çevirdim ters tarafına. Ters tarafından bu şekilde yuva yapınca daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu yaptığımız kalp ve yaprağın için yuva yapacağız. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle düz yüzüne tekrar döndüm. Bakın. Bu yaptığımız minik 3 zincirli yuvanın tam ortasına girip buraya bir tane 6 zincirde yuva oluşturuyorum. Tekrar 6 zincir bu yaprak içinde altı zincir. Bu da kalpli çiçeğimiz için. Evet iki tane bu şekilde yaptık bakın arkadaşlar. Şimdi bu bakın burada dört tane var ya bu sağ tarafına da dört tane yuva yaparak başlayacağım. 3 ve 4 zincir. Bir defa doluyorum. Bakın bu üç zincirli değil. Bu 4 4 trabzanın hani 3 zinciri kapattığımız noktanın içine girip 2 2 alarak buraya bir tane zincir halkası oluşturdum. Evet anlaşıldı değil mi arkadaşlar? dördüncü zincir halkasının içine yine 4 zincirden bir tane oluşturdum. Burada yaptığımız 4 taneyi bir de sağ tarafa yapacağız. Eşit bir dal uzunluğunu bu şekilde sağlayacağız. Bir defa doladım. Hemen şöyle 2 yavaşta yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın 4 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 tekrar 4 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 Evet arkadaşlar, bakın dört tane de bu tarafı oldu. Şunu üç zincirden yapabiliriz aslında ilk başta olduğu gibi çünkü büyük düşüyor ilk başlarken bazı zincir halkalar arkadaşlar. Bu şekilde şimdi sökmeyeceğim. Onu hatırlatayım. Ben üç çekmiştim burada kafam dörde girince dört olarak devam etti. Bakın sağda dört tane bir iki üç dört sol solda sağda ikisi de eşit şekilde dörder zincir halkası yaptık bu şekilde. Şimdi bunu sık iğne ile 5. yuvama sabitleyeceğim. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5. yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Herhalde 5'ti sanırım arkadaşlar. Bu modeli akşam çıkarmıştım. Ee, arada 5 tane 6. yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 değil bir sonraki 6'ya yapmışız. Böyle 5 tane arada bırakalım. 1 2 3 4 5 6. 6. ya çünkü arkadaşlar esneme payı da olduğu için bu şekilde şimdi o düzelecek bakın. Evet 6. ortada 5 tane 6. tığ battıya kapattım. Şimdi ilk başlarken başladığım gibi tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar iyice kavilesin. 2 defa tığımızın başına doluyoruz. Bir tane ortada bırakıp hemen ikinci tığ battının içine şöyle bol bol alalım 2 2 2 alarak bakın ortadaki boşluk rahat gözüksün tığ trabzanımız gerdirmesin iki tane zincir çekerek yaprağımın yapımına başlıyorum bir defa tığımı doladım hemen yuvaya giriyorum şöyle 2 2 bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 1 2 2 dördüncü trabzan için iki defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 2 sonuncu trabzan için yine iki defa doluyorum şöyle 1 2 2 2 alarak ve bol bol aldım daha iyi uzundursun arkadaşlar bakın boy sırasına göre yaprağımız şekillendi 4 zincirimi çektim son yaptığım trabzanı aralayıp sık iğne ile bu şekilde tomurcuk yaptım geriye kalan kısma 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 ve 7 7. ve sonuncu sık iğnemi yaptım hemen 8. yine bu ana yuvada yaparak yaprak işlemini bitirdim. 1 2 3 zincir. Evet. Yaprağımızın şekli de bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şöyle orta boy bir yaprak. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2 2 alarak bakın buraya yine bir trabzan yaptım. 4 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yine zincir halkası yapıyoruz. 4 tane bu şekilde zincir halkası yapacağız. Evet ikinciyi yaptık. Dört zincir. Bir defa doluyorum. Ve iki iki alarak kapattım. Tekrar dört zincir. Bir defa doluyorum. Sonuncunun içine girip iki iki alarak bu şekilde bakın halkamız oluştu arkadaşlar. Hemen üç tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından buraya minik bir yuva yapıyorum bakın son yaptığım trabzanı ters çevirdim içine 3 zincirli yuva yaptım 6 tane zincir hemen düz tarafına çeviriyorum bu 3 zincirli yuvanın içine girip ilk yuvamızı yaprak için olan yuvayı kapatıyorum yine 6 zincir 2 3 4 5 6 evet. 3 zincirli yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabit Bakın iki tane buraya kulak yuva yaptık. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. İlkleri üç çekmeye çalışıyorum. Büyük oluyor arkadaşlar. Dört ikincilere göre. Evet bu tarafta yaptığımız dört tane yuvanın içine şey bu tarafı sağ tarafı da yapacağız. Dördüncü yuvanın içine iki iki alarak ilk yuvamı yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir defa doluyorum. Bu ilk yaptığım yuvamın içine girip şöyle iki, iki alarak bir trabzan yap. 4 zincir bir defa doluyorum 2 2 alarak zincir halkamı oluşturdum tığımı da değiştirdim çok güzel yapıyordu şöyle 4 zincir bir defa doluyorum sonuncu dördüncü zincir halkamı bu şekilde yaptım arkadaşlar yine 5 tane buraya sayalım 1 2 3 4 5 bu altıncı sıkı battığımızın içine girip sık iğne ile yaptığımız yuvayı sabitleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu zincir aslında öylesine ben sökülmesin diye çektim. Trabzan yapıp şöyle yuvayı yapacağız aslında. İki tane yeterli olduğunu düşünüyorum halkaların. Şöyle anlaşıldır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anlamayan videonun tekrar başından bir kere daha şöyle izleyip yapabilir. Evet. Çimenimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle beyaz olduğu için beyaz seçtim. Bunu yeşil de tabi yapabilirsiniz zevkinize göre. Evet. Şimdi kalp ve bu minik yaprağın nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ikinci. bunu bırakıyoruz. Bu ikincinin içine girip sık iğne ile bu şekilde ipimizi buraya sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ipimi çok güzel esnettim arkadaşlar ipinizi güzel bir şekilde esnetin ki incecik şöyle güzel ve işiniz olsun sıkı sıkı 4 zincirimi çekiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir Evet arkadaşlar şimdi buraya 4 zincirden 3 tane kirpiği yaptık ya. Dibine hemen bir sık iğne yapalım arkadaşlar. Yoksa ik, e, ikinci yuvadan bu yuva daha küçük duruyor. Yok. Püf noktası bu. E, yaptım denedim. En güzel bu şekli buldum sizler için. Dibine bir sık iğne. Unutmayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 11 iliyle bu sık iğne sağlıyor. Şöyle yapışık durmamasını sağlıyor ortadaki kirpiğimin içinden girip sık iğne ile buraya sabitledim yine arkadaşlar 8 zincir 6 7 ve 8 bakın buradan hemen ilk sık iğne ile kapattığımız nokta var ya ipimiz sahip dibinden kirpiğin dibinden giriyorum şöyle ipimi de araya alıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 tane zincir çektim şöyle düz tarafına döndüm ipimizi kurtaralım. Hemen bu yuvanın içine girip şöyle kapattım. Sahte sık ile kapattım. Buraya ikişer zincirle arkadaşlar 7 tane yuva yapacağız. 2 zincir. Yuvaya giriyorum. Bu 3. 2 zincir. Yuvaya giriyorum. Şöyle 4. Tırnağımızla hafif aşağıya çekelim oturtturalım. Evet, bir zinciri dibinde var. Bir tane de biz çekiyoruz. 5 6 7 Evet, 8 zincirimizi şöyle bismillah bu şekilde aldığı kadarıyla 8 de aldırabilirsiniz 8 de olur yani 7 aldırmak e, gerektiği öbürlerini 7 yaptım şöyle bir tane daha yapalım arkadaşlar 8. de sığdı bakın Evet bu şekilde sıradaki yuvaya girip sık iğne ile sabitledi aynı şekilde iki zincir çekerek buraya da öbür taraftaki eşit olsun diye 8 tane yapıyoruz Şöyle 2 3 1 ilmek alıp tığındakinden geçiyorum 4. Dışarıda bir kar var arkadaşlar. Güneş var. Yani şöyle inşallah parlak da bir çekim oluyordur. İkisinin beyazlığı da vuruyor. Evin içerisine güney cephe olunca biraz batmakta, görmekte zorlanabiliriz. Evet. Kaç tane oldu arkadaşlar? 4 5 6 7. Bir tane daha yapalım dediğim gibi karşıyla eşit olsun 8 olarak. Şöyle bir zincirimi çektim. Son bu beyaz yuvaya da giriyorum. Bakın arkadaşlar çünkü daha meyilli ve güzel duruyor. Dibine bir zincirimizi çektik. İpimizi de koparalım. Evet kalbimiz bakın bu şekilde hazır. Şimdi ipleri temizleyelim yeşil yuvayı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kenardaki bu e, beyaz altı zincirli yuvanın içine girip yaprak yapacağız. Yeşilimi rengi çok güzel arkadaşlar. Kırmızıyla uyum sağladığını düşünüyorum. Yaparsanız siz de bu yeşil renginden varsa bakın çok hoş oluyor. İki zincir çekiyorum. Hemen bakın sık iğnenin üzerine iki zincir çektim. Bir tane yuva hazırladım. Yine iki zincir çekiyorum. Bu beyaz yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Şöyle beyaz yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Buraya üç tane ikişer zincirli bakın bir yuva hazırladık. Bir zincirle dönüyoruz. Bu en son yaptığımız ilk yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledik. Burada bir kesim işlemi yaptık arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Şöyle sabitledim. 1 2 zincir yuvaya girip sabit. Bir zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. İki tane yuvam var. Üçten ikiye düştü. Hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. İki zincirimi çekip bu yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum Evet 3 de 2 oldu 2 idi 1 oldu arkadaşlar yine bir zincir çekerek bu tek kalan yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bakın buraya minik bir yaprak oluşturduk hemen koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar şöyle ters tarafında bitiyor Düz tarafına çevirip Hemen yak, e, yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş. Çok da güzel oldu. Şöyle. Bunu bir şöyle arka tarafından da ütülerseniz arkadaşlar. Bu ipleri sıcak e, ütüyü yiyince bayağı bir inceliyor biliyorsunuz. Böyle daha bir tiril tiril oluyor. Şöyle. Çok hoş oldu arkadaşlar. Yani ütüye de giden bir model. Bakın öyle kırışık buruşuk olacak bir hali yok gibi. Bu şekilde. Siz de emeklerim için, videolarımın devamı için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.